Bir önceki paylaşımda son olarak Galatyalılar 2.20 ayetini incelemiştik. Şimdi o kısmı açalım. Ayeti tekrar okumak istiyorum. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla, ben bu kısmı Tanrı oğlunun imanıyla diye ifade etmeyi tercih ediyorum, sürdürüyorum. Bunun son derece güçlü bir ayet olduğu kanısındayım. Eğer bu gerçeği yürekten kucaklar ve içermelerini kabul etmeye başlarsanız içinizde sonsuz bir patlamaya yol açacaktır. Bu yüzden tehlikeli bir ayet olduğunu söyleyebilirim. Eğer tehlikeyi sevmiyorsanız Galatyalılar 2:20 ayetindeki bildirden uzak durun. Çünkü büyük bir özenle ele alınması ve uygulanması gerekir. Önceki paylaşımda benliğin diğer bir deyişle egonun çarmıha gerilmemiş bazı yönlerine bakmıştık. Kısaca tekrarlayacağım ardından da konumuza devam edeceğiz. Gurur, bencillik, kişisel hırslar, mezhepçilik, milliyetçilik ve ırkçılık, ırk ayrımı yapılması. Bütün bunların birçok kiliseyi ve tanrı hizmetini yozlaştırmış olduğunu söyleyebilirim. Geçen paylaşımda kilisenin ırkçılık ve milliyetçilikten ötürü nasıl yozlaştığına değinmiştim. Aynı unsurların Tanrı hizmetlerine yansıyan etkilerini biraz daha derinlemesine ele almanın uygun olacağı kanısındayım. Kendi adımı taşıyan bir Tanrı hizmeti yürütmekteyiz. Bu konuda söyleyeceğim her şey kendi hizmetim için de uygulanabilir ya da uygulanmalıdır. Hizmet edilen alan da elbette çok önemlidir. Birçok açıdan kilisenin gidişatının üzerinde kesin bir etkisi vardır. Burada anlatacaklarım kişisel deneyimlerime ve gözlemlerime dayanıyor. Bu paylaşım serisinin başında sizlere İbrahim ve İshak örneğinden kısaca söz etmiştim sanıyorum. Bu örnek kutsal kitabın en olağanüstü gerçeklerinden biridir. Tanrı İbrahim'e mucizevi bir şekilde bir oğul verdi. Tanrının tüm vaatlerinin yerine gelmesi İshak'a dayanıyordu. İshak Tanrı'nın İbrahim'e armağanıydı. Buna rağmen Tanrı İbrahim'e şöyle buyurdu: "İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git." Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Yeni antlaşmanın Yakup kısmında İbrahim'in iman yürüyüşünün doruk noktasının oğlunu kurban olarak sunmaya razı gelmesi olduğu bildirilir. Ancak Tanrı son anda müdahale eder ve İshak'ın yerine kurban edilmek üzere boynuzları çalılara takılmış olan bir koç sağlar. İbrahim bu denenmeyi başarıyla geçtikten sonra Tanrı ona şöyle bildirir. Rab diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun, yani İsak'ın aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. İbrahim Tanrı'nın kendisinden istediğini ona geri sunmaya hazırdı. Ve bunu yaptığı zaman Tanrı ona şöyle bildirdi. Şimdi onu çoğaltabilirim. Şimdi onun üzerine tüm bereketimi ve kutsamamı ihsan edebilirim. Şimdi onun aracılığıyla tüm amaçlarım yerine gelebilir. Yıllardır kısmen kişisel deneyimlerime dayanarak kısmen diğer insanları ve Tanrı hizmetlerini gözlemleyerek şu sonuca vardım. Tanrı ne zaman bize bir ishak verse, Tanrı ile birlikte yürüyüşümüzde Tanrının onu geri isteyeceği bir an gelecektir. İşte bu an o tanrı hizmeti için belki de en kritik nokta olacaktır. Tanrı hizmeti aynen İshak gibi Tanrının bir armağanıdır. Mucizevidir, doğaüstüdür. Çünkü kişi kendi çabalarıyla bu hizmeti sağlayamaz ve Tanrının tüm amaçları bir anlamda bu hizmete dayanır. Ama Tanrının bizler için akıl almaz olan kendi bilgeliğiyle belirli bir noktada kişiyi ve hizmetini İbrahim'inkine benzer bir denemeden kesinlikle geçireceğini düşünüyorum. Onu bana geri ver. Onu sunağın üzerine koy. Ellerini ondan çek. Evet onu sana ben verdim ama sonuç itibariyle o senin değil benimdir. Ona ne olacağına karar verecek olan da benim. Tanrı hizmetinin yazgısının kişinin bu buyruğa ne şekilde yanıt vereceğine dayandığı kanısındayım. İmanla Tanrım onu sana geri veriyorum diye karşılık veren kişinin tıpkı İbrahim gibi hissedeceğini düşünüyorum. Yani bu benim geleceğim. Tanrı'nın bana verdiği en kıymetli armağan, beni ben yapan şey, geleceğim, devamımı sağlayacak şey diye hissedecektir. Bu durumda, Rab, o benim değil, senindir. Onu sana geri veriyorum. Bundan sonra ne olursa olsun benim değil, senin kararın geçerlidir. Onun için mücadele etmeyeceğim. Onu geliştirmek ve başarılı kılmak için elimden geleni yapmayacağım. Tanrım, o senindir. Benim açımdan artık o ölmüştür. Bunu yapmayı başarabilen kişi aynen İbrahim gibi kutsanacak ve onun deneyimlerini yaşayacaktır. Tanrı yüce iradesiyle deneme sona erdiğinde aldığını geri verecek ve şöyle bildirecektir. Şimdi artık onu çoğaltabilirim. Onun aracılığıyla bereketimi sağlayabilirim. Onun aracılığıyla senin kendi çabalarınla asla başaramayacaklarını gerçekleştirebilirim. Öte yandan Tanrım, bu benim hizmetim. Bunu bana sen verdin. Elimden bırakmayacağım. Denetimi ve sorumluluğu benimdir. O benim adımı taşıyor diye karşılık veren kişinin hizmetine bir şeyler olur. Ne olduğunu açıklamak oldukça zordur. Buna bir tür yozlaşma diyebilirim. O hizmette artık gurur, kibir, kendini yüceltme, ayak diretme ve kişisel hırslar etkindir. Bu yüzden tamamen yozlaşır. Bu durum o hizmetin sona ermesi anlamına gelmez meyve vermeye devam eder. Fakat İsa Mesih'in Matta 7 17 18'de bildirdiği gibi kötü ağaçta iyi meyve veremez. Verdiği meyveler kötü, yoz olur. Bu durumun kilise bünyesinde meydana gelen en üzüntü veren oluşumlardan biri olduğunu düşünüyorum. Örnek olarak iki belirgin olay aktarabilirim. Ancak ilgili kişilerin adlarını vermem mümkün değil. Her iki hizmette İsrail'e odaklanmıştı. İsrail ile ilgili her şey beni özel olarak etkiler. Her ikisi de büyük potansiyele sahip Tanrı'nın mesedişini almış hizmetlerdi. Ama öyle bir an geldi ki hizmetin önderi kendi istekleri, kişisel hırsları ve kendi adının sürdürülmesi hakkında ısrar etti. Ve bence her iki hizmette yozlaştı. Hala devam ediyorlar ve meyve veriyorlar ama verdikleri meyveler kötü. Kilisenin büyük sorunu hizmetlerin devam etmemesi değildir. Asıl sorun devam etmeleridir. Bir zamanlar Tanrı tarafından mesedilmiş, bereketlenmiş ve iyi meyve veren hizmetler, akımlar ve topluluklar Tanrı'nın bereketinden uzaklaşırlar ama varlıklarını sürdürürler. Bir hizmeti sona erdirmeye istekli olmanın kişinin kişilerin ruhsallığını yansıttığını düşünüyorum. Şöyle diyebilirler, tamam Tanrı'nın bizden istediklerini yerine getirdik, artık bitirmeliyiz, çabalarımızı sırf bu işi yapmış olmak için sürdürmeyeceğiz. Kilise bünyesinde başlatılan akımların hizmetlerin çoğunun 10. yılın sonunda en büyük amaçlarının sadece varlıklarını sürdürmek olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda başlangıç amaçlarının başarıyla yerine getirilip getirilmediği de göz önüne alınmaz. Bunu kendi kendini ebedileştirmek diye tanımlayabiliriz. Karşı koyulmaz bir tutumdur ve bir tek mesihin çarmığında terk edilebilir. Galatyalılar kısmındaki bildirilere dayanarak şöyle söyleyebilirim. Sözüne ettiğim o hizmetlerin her birinde kutsal ruhun yerini büyücülük almıştır. Çünkü güdümleme, amaçlı yönlendirme, gözdağı verme ve baskı kurarak hakim olmak gibi güçler etkindir. Eğer uygun olsaydı bu örnekleri adları ve diğer ayrıntılarıyla birlikte açıklardım ama bunu yapamayacağım. Ancak Kuramsal olarak konuşmadığımı kesinlikle anlamanızı istiyorum. İsrail'den söz ettim çünkü birçoğunuz için uzak bir diyar. Ama İsrail'de gerçek olan bir durumun 10 kat fazlasının Amerika'da da gerçek olduğunu söylemek istiyorum. Kilise bünyesinde sıklıkla rastladığımız üzüntü verici oluşumlardan en büyüdür diyebiliriz. Yanlış yola sapan kişiler, yani İshak'ı ellerinden bırakmak istemeyenler için ruhum ağlıyor. Sanki o benimdir. Üzerinde benim adım var. Onu benden geri isteme. Onu denetleyen benim diyorlar. Umarım bu ciddi sorunu iyi anlayabildiniz. Bizlere uzak bir olgu değildir. Son derece gerçektir. Kendi yaşamımda belki de 20 yıldır bu konuyu sorguluyorum. Hizmetim neler sağlıyor? Yoksa kötü meyve veren bir ağaca mı dönüştü? Bunu ne ben ne de sizler yanıtlayabilirsiniz. Yine de soyut, kuramsal ya da dışımızdaki bölgelerde geçerli olan bir durum olmadığının altını çizmek istiyorum. Kendi yaşamımdaki uygulamasını göz önünde bulundurmalıyım. Benim için 20 yıldır gitgide artan bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Tanrı bu sorunun ve çözümünün Galatyalılar'da açıklanmış olduğunu fark etmemi sağlayarak bana büyük bir rahatlama sağladı. Çünkü kendi çabamla bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Olumsuz bir eleştiride bulunmak istemiyorum şu doğrudur, bu yanlıştır ya da bu iş yürümüyor ve iyi meyve vermiyor demek istemiyorum. Çözümün ne olduğunu bilmek istiyorum. Çaresi nedir? Nasıl korunabiliriz? Yegane yanıtın Mesih'in çarmıhı olduğuna inanıyorum. Çarmıha, çarmıhın ilkesine boyun eğmeyen her hizmet, topluluk ya da çaba eninde sonunda yozlaşmaya mahkumdur. Bu durumun hangi hizmetler için, hangi boyutta geçerli olduğuna dair bir tahmin yürütmek bana düşmez. Bu benim görevim değil ama az olmadığını ve yaygın bir sorun olduğunu da ifade edebilirim. Galatyalılar kısmının tanrı bilimsel bir inceleme olarak yazılmamış olduğunu düşünmek beni gerçekten mutlu ediyor. Paulus bu kısmı şimdi öğretinin altı noktasını belirleyeceğim gibisinden bir düşünceyle kaleme almadı. Paulus bu mektubu yanan bir yürekle ve derin bir kaygıyla yazdı. Yazdığı yer belki de çok uygun bir yer değildi. Muhtemelen iyi bir çalışma masası ya da kütüphanesi yoktu ama sadece yazdı. Galatyalıların yapısını incelerseniz mükemmel olduğunu görürsünüz. Çünkü tam orta bölümde yani üç birde sorunu ortaya koyuyor. Büyücülük. Daha öncesi ve sonrasında sorunun yanıtı verilmiş. Bu yanıt Mesih'in çarmıhıdır. Çok basit bir ifadeyle yaşamlarımızda ya İsa Mesih'in çarmıhına teslim oluruz ya da büyücülüğün kurbanı oluruz diyebilirim. Daha önce de belirttiğim gibi büyücülük eski yaratılışımızın bir öğesidir ve yasal olmayan yetki alanını yeniden kurmaya çalışmaktadır. Kişinin Tanrı'nın yetkisine boyun eğmeden istediğini elde etmeye çalışmasının bir yoludur. Bu durumda benlik, ego daima ön plandadır. Açıklamak gerekirse kadın kendi isteğinin olmasını istiyor. Eşinin yetkisine boyun eğmek istemiyor. Eşine açıkça karşı gelmiyor çünkü istediğini elde etmek için onu nasıl kullanabileceğini, güdümleyebileceğini biliyor. Sonuçta erkek kendi istediğinin olduğunu sanıyor. Aslında bunun kadının isteği olduğunu fark etmiyor bile. Erkekleri güdümlemenin, amaçlı yönlendirmenin en kolay yolunun midelerinden geçtiğini söyleyebilirim. Birçok eş kocalarına istediklerini yaptırmak için sıklıkla bu yola başvurur. Ayrıca birçok kadının Eşlerinin tümüyle İsa Mesih'e bağımlı olmasını istemediğinde ifade etmeliyim. Çünkü o zaman kendileri de tümüyle bağımlı olmak zorundadırlar. Bunu istemedikleri için eşlerinin Mesih'e bağımlılığını köstekleyecek çeşitli yollara başvururlar. Bunları iki kez evlenmiş ve her iki eşi de Mesih'e tamamen bağımlı olan bir kişi olarak dile getirdiğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Eğer öyle olmasaydı bulunduğum bu noktaya gelemezdim. İçten pazarlıklı ve güdümcü bir eşin başvurabileceği zekice yolları ve engelleri asla aşamazdım. Bir örnekle açıklamak gerekirse, kadının dayalı döşeli güzel bir evi ve rahat bir yaşamı vardır. Tanrı eşini başka bir yerde hizmet etmek üzere çağırır ama kadın gitmek istemez. Kadın açıkça gitmeyeceğiz, Tanrı'ya itaat etmeyeceğiz demez. Ama eşini kendi amaçları doğrultusunda yönlendirir ve eşini imanda ileri adım atacağı her seferinde engeller. Bu örneği ilgili kişi isimleriyle birlikte verebilirdim ama bunu yapmak istemiyorum. Sadece size anlattıklarımın kuramsal olmadığını, gerçek yaşamdan örnekler olduğunu söylemek istiyorum. Birçok başka örnekler daha var. Anne kızının üzerindeki etkisini kızı evlendiği halde yitirmek istemiyor. Sürekli olarak onun evliliğine karışıyor. Planlar yaparak, kızını güdümleyerek, mektuplar yazarak, önerilerde bulunarak damadının yasal yetkisini zedeleyecek ve kendi istediklerinin olmasını sağlayacak girişimlerde bulunuyor. Bu tutumun temelinde ne yatıyor biliyor musunuz? Kişinin kendi isteğinin yerine gelmesini istemesi ve bunu sağlamak üzere çaba göstermesi. Doğru değil. Ama yasal yollardan yapamıyorsam yasal olmayan yollardan elde edeceğim. Aynı durum tanrı hizmeti alanında da geçerlidir. Örneğin ben kendi isteklerim doğrultusunda hizmet etmek istiyorum. Ben kendi yolumu uygulamak istiyorum. Kendi istediğim sonuçları elde etmek istiyorum. Beğeni ve görkem bana ait olsun. Yetkimi bırakmak istemiyorum. Bana meydan okunsun istemiyorum. Yaptığım işin ahlaki ve etik açıdan sorgulanmasını istemiyorum. Yasal yollardan elde edemediğimi yasal olmayan yollardan elde edeceğim. Büyücülük böylelikle etkin olmaya başlar. Büyücülük çarmıha gerilmemiş benliğin dışa vurumudur. Ona karşı tek koruma Mesih'in çarmıhıdır kararınızı şimdi verebilirsiniz. Büyücülüğün kurbanı mı olmak istiyorum yoksa ondan korunmak mı istiyorum? Eğer korunmak istiyorsanız yaşamınızın her alanında Mesih'in çarmığını yüklenmeye hazır olmalısınız. Onun çarmığının şeytanın yetki alanını sınırlandırdığını görmek kişiye ne büyük bir mutluluk verir. Şeytanın o sınırları aşması olanaksızdır. Mesih'in çarmığını yüklenip yaşamınızda onun etkin olmasına izin verdiğiniz zaman Şeytanın sizi bulamayacağı bir bölgede yaşarsınız. Sürekli seyahat ettiğimiz ve bu arada güç ve tehlikeli ortamlarda bulunduğumuz için Rutla birlikte tekrarladığımız bir dizi ayet var. Eyüp 28, 7, 8 ve 21. Bizim için son derece gerçek olan bu ayetlerde bence Mesih'in çarmığının sınırları gerisinde yaşamanın ne anlama geldiği açıklanıyor. Sizin için tekrarlayacağım. Yırtıcı kuş yolu bilmez. Doğanın gözü onu görmemiştir. Güçlü hayvanlar oraya ayak basmamış, aslan oradan geçmemiştir. O, bütün canlıların gözünden uzaktır. Gökte uçan kuşlardan bile saklıdır. Gökte uçan kuşlar, yırtıcı kuş ve aslan, şeytani güçleri simgeliyorlar. Eyüp, bu güçlerin bile bilmediği ve ulaşamadığı bir yol olduğundan söz ediyor. Bu yol nerededir? Mesih'in çarmıhının ardındadır tek güvenli yerimiz orasıdır. Kutsal kitap terminolojisinden anlaşıldığı kadarıyla bu ayetlerde bulunduğumuz dünyanın dışındaki bir alemden söz ediliyor. Bizler bu kötü çağdan kurtarıldık. Aslında bu konuda saatlerce konuşabilirim. Çünkü günümüzün Mesih imanlıları açısından büyük önem taşıyan konulardan biridir. Ama biz çalışmamıza devam edelim ve benlikten, ben merkezcilikten kurtarılmanın sonuçları üzerinde duralım. Bu sonuçlar Galatyalılar 2.20'de ortaya koyulmuştur. Konuyu biraz daha genişlemesine ele almak istiyorum. Bu arada not almanızı da öneririm. İlk sonucu kişisel uğraşlardan ve benliğe dayalı çabalardan özgür kılınmaktır. Ne büyük bir özgürlüktür bu. Ne büyük bir özgürlük. 2. Korintliler 4-5'i açalım. Burada çok çarpıcı bir bildiri yer alıyor. Pavlus bu mektubu Korint Kilisesi'ne yazıyor. Mektuplarında onlara bir zamanlar ne tür insanlar olduklarını anımsatıyor. Ahlaksız, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ve soyguncu. Bu arada Paulus'un dindar bir Yahudi olduğunu da unutmayalım. Geçmişte aldığı dini eğitime göre diğer uluslardan olanların tümü dinsel açıdan murdar sayılıyordu. Ulusunun dini geleneklerine göre Yahudi olmayan birinin evinde yemek bile yiyemezdi. Buradaysa Yahudi geleneklerinin ve dini eğitiminin ürünlerinden biri olarak büyük bir liman kentinin halkına sesleniyor. Korint o dönemlerde önemli bir limandı ve liman kentlerinin birçoğu gibi ahlaksızlık oldukça yaygındı. Pavlus şöyle yazar, Biz kendimizi ilan etmiyoruz ama Mesih İsa'yı Rab, kendimizi de İsa'nın uğruna kullarınız ilan ediyoruz. Burada kullar olarak çevrilen sözcük orijinal Grek cemetinde köleler olarak yer alır. Yeni antlaşmanın birçok yerinde kul sözcüğünün geçtiği yerlerde orijinal metinde köle sözcüğü kullanıldığını akıldan çıkarmamak gerekir. Diğer başka sözcükler de kullanılmıştır. Ama burada kullanılan sözcük kölelerdir. Bu onurlu, aydın, yüksek eğitimli, tanrı esiniyle dolu ve kendisini mesihin müjdesini diğer uluslara duyurmaya adamış, son derece ruhsal Yahudi din bilginini zihninizde canlandırın. Bu insanlara biz burada kendimizi ilan etmiyoruz. Mesih, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak ilan ediyoruz diye sesleniyor. Peki ya kendisi için bizler neyiz diyor? Sizlerin köleleriniziz diyor. Yani sizlere hizmet üzere buradayız diyor. Özgür bir insanın yapmayacağı işleri yapmak üzere. Ne büyük bir değişme öyle değil mi? Peki Pavlus bunları ne sayesinde söyleyebildi? Galatyalılar 2.20'de açıklanan gerçek sayesinde. Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi sizlere, özellikle zaman içinde diğer uluslara müjdeyi duyurmak için gidecek olanlara seslenmek istiyorum. Tutum ve davranışlarınız elde edeceğiniz sonuçları kesinlikle etkileyecektir. Bu konuda iki tür yaklaşım benimseyebiliriz. Her ikisi de kısa ve basit cümlelerle özetlenebilir. Bunlardan ilki İhtiyaç duyduğunuz şeye sahibiz yaklaşımıdır ya da bizde olana ihtiyacınız var. Bize gelin size bunun nasıl elde edebileceğinizi söyleyelim. Ruh vaftizini almış birine şöyle söylenildiğini hiç işittiniz mi? Diğer mesih imanlılarından daha üstün olduğunu mu düşünüyorsun? Bu eleştiri hiç duydunuz mu? Bu eleştiri bazı durumlarda doğru olabilir. Harika bir şeye sahibiz fakat onu sunuş biçimimiz bazen her şeyi bozabilir. Diğer yaklaşım biçimi ise size nasıl yardım edebilirizdir. Bu iki yaklaşımdan birini benimsemelisiniz. Eğer Mesih'in çarmıhı kişinin yaşamında uygulanmamışsa hizmet anlayışında düşünsel, ruhsal ve dinsel bir üstünlük öne çıkar. Biz gerçeğe sahibiz, dillerde konuşmayı biliyoruz, oysa siz bilmiyorsunuz. Bizler müjdenin tüm öğelerine sahibiz. Pentikostçular sıklıkla biz her şeye sahibiz derler. Ben de onlara eğer her şeye sahipseniz bütün bunların hepsi nerede? Hadi görelim diye sorarım. Ancak bu yaklaşım içinde olanlar bir tek pentikosçular değildir. Diğer yaklaşımsa şudur. Size yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Size yardım edebilir miyiz? Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu anda paylaşımı dinleyenlerin bu ikinci yaklaşımı harika bir biçimde temsil ettiklerini düşünüyorum. Bu yaklaşımı benimseyen inanlılarla dünyanın birçok farklı bölgesinde değişik ortamlarda karşılaştım. Hepsinin istisnasız böyle olduklarını söyleyemem. Fakat temel olarak karşılaştığım yaklaşım budur. Avrupa ülkelerinden birine davet edilmiştim. Bizi davet edenler hizmetlerinde bir türlü verimli olamıyordu. Organize değildiler. Bir şeyler eksikti. Bu konuda ne yapmalıyız diye kendi kendimize soruyorduk. Yardımımıza kim geldi biliyor musunuz? Vay vem. Bize izin verin size yardımcı olalım size nasıl hizmet edebiliriz diye sordular. Bu olayı asla unutamam. Benim için iyi bir ders oldu. İnsanları etkileyen işte bu yaklaşımdır. Yürekleri ve kapıları açan budur. İsa Mesih'in Markos 10.35-45'te yer alan bildirilerini size okumak istiyorum. İlk bölümün çarmıha gerilmemiş benliğin mükemmel bir tanımlaması olduğu kanısındayım. Zebedin'in oğulları Yakup ve Yuhanna İsa'nın yanına gelir ve şöyle derler. Öğretmenimiz bir dileğimiz var. Bunu bizim için yapmanı istiyoruz. İsa sandıklarından daha zekidir. Onlara şöyle karşılık verdi. Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver dediler. Bu istekleri neyin ifadesidir? Benliğin, egonun. İsa Mesih, siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz dedi. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz? Yani bunun bir bedeli vardır. Benim Getsemani bahçesinde içtiğim kaseyi siz de içmelisiniz. Ölüm ve diriliş vaftizinden sizler de geçmelisiniz. Evet, olabiliriz dediler. İsa onlara, benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız dedi. Ama Sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır. Bildirinin bu kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Tanrı sağında ve solunda oturacak olanları önceden biliyor. Bu duruma On öğrencinin tepkisine iyi ifade ediyordu egoyu. Bunu işten diğer On öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. Niçin? Çünkü orada kendilerinin olmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Burada İsa'nın çarmıha gitmeden kısa bir süre önce 12 öğrencisinin hepsinin de egolarını açığa vurduğuna tanık oluyoruz. Bundan hemen sonra fısıh yemeğinde ise kimin daha büyük olduğu konusunda birbirleriyle tartıştılar. İsa ise onlara şu dersi verdi. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onları egemenlik hırsıyla yönetirler. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Bu bir ilkedir. Daha önce söz ettiğimiz gibi yükseltilmenin yolu kendini alçaltmaktır. İsa'nın bu sözleri çok açıktır. Büyük olmak isteyen diğerlerine hizmet etmelidir. Birinci olmak isteyen ise hepinizin kulu, kölesi olmalıdır. Ne kadar yukarı çıkmak istiyorsanız o kadar aşağıdan başlamanız gerekir. Ve ardından İsa bu ilkeyi kendisine uygular. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi. Ruth ve ben sizlere hizmet etmek üzere varız. Sizin için elimizden ne gelirse yapacağız ve bunu en iyi şekilde yapmaya tüm gücümüzle gayret edeceğiz. Bizler yaşamamızda şunu öğrendik kutsal ruhun mesedişini istiyorsak bu yaklaşım içinde olmalıyız. Bu tutum insanların yüreklerinin kapısını da açar. Bir gün yeni antlaşmanın İbranice çevirisini okurken Luka kısmında şu ifade gözüme çarptı. Referans ayeti şimdi hatırlamıyorum. Aranızda kim yaşlıysa onu daha gençleştirmeye gayret edin. İngilizce çeviride daha farklı bir şekilde yer aldığını sanıyorum. Bir zamanlar benden en az 10 ya da 20 yaş genç olan bir topluluğa hizmet ediyordum. Benden haksız ve mantıksız olduğunu düşündüğüm bir şey istiyorlardı. Tam o sırada bu ayet gözüme çarptığı için Tanrı'ya hamd ediyorum. Aranızda kim yaşlıysa onu daha gençleştirmeye gayret edin. Ve Tanrı istediklerini yapmalarına izin vermem için gerekli olan lütfu bana sağladı. Bu olayın hizmet yaşamında bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. İçinde bulunduğum o durumda kendi isteklerimde ısrar ederek yozlaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuma inanıyorum. Ama ben hakkım olduğunu sandığım bir şeyden feragat ederek Tanrı'nın bu şeyi çoğaltmasına ve bereketlemesine izin verdim. Geriye baktığımda bu kararı vermenin bana büyük bir acı verdiğini söylemeliyim. Çünkü o anda benim için en değerli olan bir şeyden vazgeçmek zorundaydım. Size anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu ilke gerçek yaşamımızda geçerlidir. Ve hepimiz bir seçim yapmak zorunda kalabiliriz. Mesih'in çarmını taşımak kolay değildir. Şimdi de benlikten, ben merkezcilikten kurtarılmanın bir başka sonucuna bakalım. Bu sonuçların sayısını çoğaltabiliriz ya da azaltabiliriz. Yani kişiye göre değişir. Benim her söylediğimi kabul etmenizi de beklemiyorum. Kendi kendinize ve dua aracılığıyla Tanrı benim bu gerçeği görmemi istiyor mu? Tanrının bu konuda bana söylemek istediği nedir diye düşünmenizi istiyorum. Tanrı sözünü vaaz eden bir dostum var. Kendisi Amerika'nın Orta Batı bölgesindeki kentlerden birinde hizmet eden çok başarılı bir kilise önderidir. Geçmişi Amerika'nın Güney bölgesindeki vaftizcilere dayanır. Onların tüm yanıtlara sahip olduklarını, her şeyi bildiklerini hepimiz biliyoruz. Ama bu dostum Kutsal Ruh vaftizini aldı ve farklı bir ortama geçti. Yine de güney bölgesine özgü, vaftizci geçmişini tümüyle geride bırakamadı. Kendi görüşlerinde ısrar eden ve çoğu zamanda bu görüşlerinde haklı olan bir kişiydi. Ama bu tutumuyla insanları gücendiriyordu. Ardından Tanrı onun bu sorunuyla ilgilendi. Bir gün bir bayan yanına gelip ona şöyle sorar. Filanca kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaptıkları doğru mu yanlış mı? Dostum ise bu konuda hiçbir fikrim yok diye yanıtlar. Bu olayın ardından bizlere şöyle dedi: Bu yanıtı vermek hayatım boyunca yaşadığım en büyük rahatlamaydı. Her konuda mutlaka bir görüş sahibi olmamız gerekmiyor. Yanıtların tümünü bilmemiz gerekmiyor. Görüşlerimizin daima doğru olması da gerekmiyor. Bunlar bir vaiz için son derece rahatlatıcı unsurlardır. 1963 yılında önderliğini yaptığım topluluğa oldukça uzun soluklu bir vaaz vermiştim. Vaazımda Günümüzdeki kilisede artık neden Mesih İsa'nın 12 elçisi gibi kişilerin olamayacağını izah etmeye çalışıyordum. Bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Bu görüşüm yanlıştı. Tanrı'ya şükrediyorum. Çünkü o lütfuyla bu konuda hatalı olduğumu söylememi sağladı. Aksi takdirde kendi saçma görüşlerim yüzünden sonsuza dek susturulacaktım. Açık sözlü olalım. Birçokları bu duruma düşerler. Yanlış bir şey vaaz ederler. Buna rağmen asla yanılmışım diyemezler. Doğru olduğunuzu kanıtlamak zorunda olmamak ne büyük bir ferahlıktır. Şimdi de 1. Korintlilerde 4-3-4'e bakalım. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Hakkımda neler düşündüğünüz önemli değil. Bu ifade kendini beğenmişlik ya da alçak gönüllülük olarak algılanabilir. Ama ne olursa olsun gerçekçidir kendi kendimi bile yargılamam. Kendimde bir kusur görmüyorum. Vicdanım temizdir. Ama bu yani kendimde hiç kusur görmemem beni aklamaz. Beni yargılayan Rabb'dir. Burada vurgulanan noktayı ele almak istiyorum. Kararı veren Rabb'dir. Tüm kararları bizim vermemiz gerekmiyor. Doğu Afrika'da öğretmenlere eğitim verdiğim yıllarda çok şeyler öğrendim. Afrikalı öğretmenlere daima şu öneride bulunuyordum. Sınıfınızdaki bir öğrencinin sorduğu sorunun yanıtını bilmeyebilirsiniz. O takdirde blöf yapmayın. Yani yanıtını biliyormuş gibi davranmayın. Sadece üzgünüm, yanıtı bilmiyorum ama bu konuyu araştıracağım demeniz doğru olur. Oysa biliyormuş gibi davranırsanız blöf yaptığınız er geç ortaya çıkar. İnsanlar da bilmediğiniz bir konu hakkında öğretiş verdiğinizi düşünürler. Kenya'da görev yaptığım okul, ara duvarları balçıktan yapılmış yan yana dizili dört sınıftan oluşan uzun bir binaydı. Bu duvarlar tavana kadar örülmemişti. Bu yüzden sınıfları ayıran duvarların en üst kısmında büyükçe bir boşluk kalmıştı. Afrika'da yetki sahibi tipik bir Afrikalı öğretmenin elinde uzun bir baston taşıması ve bağırarak konuşması beklenir. Bu dört ayrı sınıftaki dört öğretmenin de aynı anda bağırarak konuştuklarını bir düşünün. Onlara, bakın yanlış düşünüyorsunuz, Yetki sahibi olmak, uzun bir baston taşımak ve bağırarak konuşmak değildir. Aslında böyle yapmanız gerçekten yetki sahibi olmadığınızın bir işaretidir diyordum. Yetki sahibi olmanın sırrı nedir biliyor musunuz? Yetki altına girmektir. Bir kez yetki altına girdiğinizde yetki sahibi de olursunuz. Sesinizi yükseltmeniz gerekmez, gücünüzü göstermeniz gerekmez. Maço diye tabir edilen davranış biçiminin neden kaynaklandığını biliyor musunuz? güvensizlikten güvende olan bir insanınsa maço olması gerekmez bağırmak güç gösterisinde bulunmak gereğini hisseden kişiler aslında güvensizlik içindeki insanlardır kendilerini güvende hissetmezler çünkü gerçek yetki altında değildirler şimdi de 2. Timoteus 2 24 25'e geçelim ve paylaşımı bitirmeden önce Paulus'un bir bildirisini daha inceleyelim bu çalışmam sırasında sürekli geri dönmek ihtiyacını duyduğum yeni antlaşmanın bazı kısımları var. Elçilerin mektupları. Çalışmalarım sırasında herhangi bir konu derinine ele alınıp incelendiği takdirde kutsal kitapta özellikle o konuya ilişkin olan belirli kısımların ya da yazarların bulunabileceğini fark ettim. Eğer gerçek konusu üzerinde çalışıyorsanız hangi yazara yönelirsiniz? Evet, daima Yuhanna'ya. Sevgi konusunu ele alıyorsanız başvuracağınız yazarlar temelde Yuhanna ve Paulus olacaktır. Bu çalışmamız boyunca 2. Timoteo sahiplerinde birçok defa ele aldık sanıyorum. 2. Timoteus, Paulus'un en son mektubudur ve hapiste yazılmıştır. Paulus artık yaşlanıyordu. En yakın dostlarından bazıları onu terk etmişti. İnfaz edilmeyi bekliyordu. Timoteus'tan abasını kış mevsimi gelmeden getirmesini istiyordu. Çünkü üzerine giyecek kalın bir giysisi yoktu. İşte böylesi koşullar altındayken bir başyapıt kalemi aldı. Kanımca 2. Timoteus dünya edebiyatı standartlarına göre bir başyapıttır. Pavlus'un diğer bazı çalışmaları ise başyapıt olarak nitelendirilemez. Ama bu kısımda Mesih'in çarmığının nihai zaferi tüm dünyasal başarılardan soyutlanarak son derece somut ve çarpıcı bir biçimde gözler önüne serilir. Dünyasal ölçülerle değerlendirildiğinde Pavlus başarısızlığa uğramıştı. Ama mektubunda ne bir hüzün ne de bir yenilgi ifadesi vardır. Aksine kazanılan tam bir zafer dile getirilir. Neyin sayesinde? Mesih'in çarmığının yaşamına uygulanması sayesinde. Pavlus bu yüzden 2. Timoteus 2.24-25'te şöyle yazar. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Kutsal kitabın İngilizce King James eski çevresinde uğraşmamalıdır ya da çabalamamalıdır anlamına gelen bir ifade kullanılmıştır. Yani doğru olduğunuzu ya da inandığınız şeyin doğru olduğunu kanıtlamak için çok fazla çaba sarf etmemelisiniz. Amerikalı karizmatik din adamı Bob Manford'un Tanrı'nın savunmasını yapanlardan biri olarak adlandırdığı bir kişi haline gelmemelisiniz. Tanrı'nın savunulmaya ihtiyacı yoktur. Gerçeğin savunulmaya ihtiyacı yoktur. O, kendi savunmasını yapmaya muktedirdir. Bu konuda kaygı duymamalısınız. Tüm denetim Tanrı'dandır. Kişisel deneyimlerimden insanların bir şeye inanmalarını sağlamak için gerçekten büyük çaba gösterdiğim takdirde başarılı olmadığımı öğrendim. Bunu tam olarak nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama eğer onlara gerçeği sunar ve ardından biraz geriye çekilerek kutsal ruh bundan sonrasını sen yap dersem elde edilen sonuçlar çok çarpıcı hatta ürkütücü oluyor. Çok ciddi olarak nitelendirilecek bir bildiri hakkında vaaz ettiğim her seferinde bunu doğal isteğime karşı gelerek yapıyor olurum. Aslında bunu yapmak istemem. Fakat şunu öğrendim. Böylesine ciddi bir bildiri hakkında vaaz ettiğim her zaman kutsal ruh denetimi alıp beni korkutan şeyler söylememi sağlıyor. Sanıyorum buna benzer bir durumu geçenlerde yaşadım. Daha sonra Ruta şöyle dedim. Bu kadar ciddi bir vaaz vermeyi hiç amaçlamamıştım. Böyle bir şey planlamamıştım. Ama Tanrı'nın lütfuyla hala öğreneceğim birçok şey olduğunu biliyorum. Geriye çekilerek kutsal ruhun denetimi almasına izin vermeyi de öğrendim. Onun bizlerden çok daha iyi bir iş başardığını görürsünüz. Aynı durum şifa duası hizmetimiz için de geçerlidir. İnsanlar bu hizmetimiz hakkında bazen hiç bağırmıyorsunuz, heyecanlanmıyorsunuz gibi yorumlarda bulunuyor. Aslında ben de bazen heyecanlanıyorum. Ama bağırmanın ne yararı olabilir ki? Boşuna güç tüketmekten başka bir şey değil. Bu arada Tanrı'nın ruhu üzerlerine geldiğinde yüksek sesle konuşan ya da bağıran bazı insanlar olduğunu biliyorum. Bu doğrudur, kutsal ayetlere dayanır. Öte yandan sadece benliğe dayalı çabaların gösterildiği birçok durumların da olduğunu biliyorum. Açık konuşmak gerekirse, bunların bir kısmı da pentikosçu ve karizmatik topluluklar içinde meydana gelmektedir. Aslında Rab sadece kendisine bir fırsat verilmesini beklemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk yıllarımda Minneapolis'te Pentikostçu bir kilisenin yardımcı önderliğini yapıyordum. Sabah dua toplantılarının sorumluluğu bana verilmişti. Bu dua toplantıları haftada iki kez, salı ve cuma günleri düzenleniyordu sanırım. Tam olarak anımsamıyorum. Toplanıp saat 10'dan 12'ye kadar dua ediyorduk. Dua ediyorduk derken Pentekostçuların nasıl dua ettiklerini muhtemelen biliyorsunuzdur. Yani hiç durmadan, dinlenmeden Tanrı'ya ne yapması gerektiğini söylüyorduk. Toplantı bittikten sonra heyecan verici bazı şeyler gerçekleşiyordu. İnsanlar şifa buluyordu, dilekleri yerine geliyordu. Bu yüzden bir gün ben de Tanrı'ya şöyle sordum. Neden heyecan verici şeyler hep toplantı bittikten sonra oluyor? Bana şöyle bir yanıt verdiğini anladım. Çünkü bana bu konuda bir şey yapmaya ancak o zaman fırsat veriyorsunuz da ondan. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ben burada kişinin benliğe dayanan bir enerjiyle kendisini zorlamaması, bir şeyler yapmaya çalışmaması gerektiğinden söz ediyorum. Bırakın bu işte Kutsal Ruh ilgilensin. Siz geriye çekilin. Bu ilgisiz olduğunuz anlamına gelmez. Kutsal Ruh'un işiyle sizin kendi egonuzun ilgilenişi arasında çok büyük bir fark vardır. Yine de bu farkı sadece deneyimlerinizle öğrenebileceğinize inanıyorum. Eğer bir vazımın sonunda ruhumda bir sıkıntı duyarsam kendime şunu sorarım. Acaba başarılı olmaya mı çalışmıştım? İnsanları etkilemeye mi gayret etmiştim? Onların inanmalarını istediğim şeylere inanmalarını sağlamaya mı çalışmıştım? Çoğu kez nedeni budur. Bir başka şey daha öğrendim ki bu gelecekte vaiz olmayı planlayan bazılarınız için çok yarar sağlayacaktır. En başarılı vaazlarımda kendimi son derece başarısız hissettim. Aslında bir tür başarısızlık duygusuna kapıldığınızda Tanrı sizin aracılığınızla başarıyı yaratır. Şimdi 2. Timoteus 2.24-25'e geri dönelim. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Tersine herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı haksızlıklara sabırla dayanmalı. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar. Burada başarılı bir topluluk önderinin ya da ruhsal danışmanın benimsediği yaklaşım açıklanmaktadır. Doğru olduğunuzu kanıtlamaya çalışmayın. Dün akşam Ruth'la birlikte danışmanlık hizmet verdiğimiz birkaç kişi nedeniyle bunu özellikle söylemek istiyorum. Danışmanlık hizmetinin verilmesinde bazı ilkelerin uygulanması harika bir şeydir ama kurulu bir sisteme asla güvenmemelisiniz. Bu bir tuzaktır. Herhangi bir konuda bir düzen, bir sistem kurulabilir. Bu, kişileri Kutsal Ruh vaftizine yönlendirecek bir sistem de olabilir. Ben ne olduğunu biliyorum. Ben yapabilirim. Sistemli çalışmanın hiçbir sakıncası yoktur. Ancak güveninizi asla kurulu bir sistem üzerine dayandırmamalısınız. Sadece Kutsal Ruha güvenmelisiniz. Bazen danışmanlık hizmetiniz için ayrıntılı bir eylem planı yaparsınız. Oysa Kutsal Ruh size şöyle seslenir: Bütün bunları yapman gerekmiyor. Sadece ellerini onların üzerine koy ve dua et. Yaşamlarına dair sözünü etmedikleri bir konuda onlara meydan oku. Danışmanlık hizmetinde en yarar sağlayan şey nedir biliyor musunuz? Kutsal Ruh'un armağanı olan bilgelik sözüdür. Bu ilkeyi uygulayarak kişinin ta bebeklik dönemine çocukluğuna kadar gidebilirsiniz ve böylelikle olumlu sonuçlar elde edersiniz. Sonuç getiren her şey benim için makbuldür. Bununla birlikte İsa Mesih Samiriyeli kadınla kuyunun başında konuşurken ona küçükken reddedilip reddedilmediğini ya da evliliğinde sorun yaşayıp yaşamadığını sormadı. Ona sadece şöyle dedi. Senin tek bir sorunun var. Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adamsa kocan değildir. Dün gece biz de buna benzer bir durumla karşılaştık. Danışmanlık hizmeti almaya gelen bayan da aynen Samiriyeli kadın gibiydi. Biz de aynı yaklaşımı benimsedik ve çözüm sağladık. Karşınızdaki kişinin yaşam öyküsünü uzun uzadıya dinlemenin her zaman yararlı olmayacağı inancındayım. Hem sizin için hem hizmet edeceğiniz kişiler için sözlerime şunu da eklemem lazım. Eğer insanlar kendi sorunları üzerinde odaklanırsa Tüm yaşamları boyunca bu sorunlardan kurtulamayacaklardır. Bu yüzden bu insanları sorunlarına artık odaklanmayacakları bir noktaya getirmelisiniz. Bunun yerine neye odaklanacaklar? İsa Mesih'in çarmığına. Çünkü tek çözüm ondadır. Bu konudaki davranışınızla ilgili olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Bir tartışmayı kazanabilirsiniz ama aynı zamanda bir ruhu da kaybedebilirsiniz. Bizim amacımız tartışmalarda galip gelmek değildir doğru olduğumuzu kanıtlamak da değildir bizim amacımız insanlara yardım etmektir onlara yardımcı olabilecek her şey kabulümdür